Bir kere bir hayli tepkiler olmuştu ama YouTube olmasa acaba ne olurdu diye sormak gerekiyor. Bugün internet medyacılığında en büyük sorunlardan birisi içerik üretmek kadar önüne gelen, kontrolsüz bir şekilde hemen gidip başvuran, sesi biraz ağır çıkan bir sayfa açıyor ve bir kontrol yok, bir mekanizma yok, bir denetim yok ve burada da sapla saman birbirine karışıyor. Bu işe gerçekten emek vermiş, vergi ödeyen, iş personel istihdam eden ve bu işi hakikaten hizmet için, görev için ve medya mensubu için yapmak isteyenler de art niyetli yapmak isteyenler birbirine karışıyor. Eksiğiyle fazlasıyla yasa çıkar ve her şey kontrolsüzlükten ziyade bir kontrol mekanizmasıyla zaman içinde tıpkı YouTube gibi, diğer kurumlar gibi kendini yenileyerek ciddi bir şekilde hizmete ve medyanın gelişmesine vesile olur. İsterseniz bir dakika 45 saniyelik filmimle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Kaç dakika kalacak? Bittiyse bir 45 saniye izlemenizi arzu ederim. Burada şunun için özellikle vurgulamak istiyorum. Buradaki tüm arkadaşlarımızın birer bilgi bankası olsun, birer arşivi olsun, nasip olsun oraları kesip görmek isterim. Bir izleyelim arkadaşlar. Mesleği gereği yıllarca dünyanın dört bir yanına dolaştı. Gittiği her yerden kitap ve belge topladı. Gazeteci İsmail Kahraman şimdi o eserleri okuyucularla buluşturuyor. Gezerek elde ettiğim bilgi, doküman, belge, kitap, fotoğraf, tarihi bilgi ve dokümanlarını toplayarak bir kültür araştırma merkezi oluşturma fikri başlamıştı yıllar önce ve bunu da bu sene gerçekleştirmiş olduk. Kahraman, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 43 yıldır gazetecilik yapıyor. Ofisinin bir bölümünü kütüphaneye çevirdi. 10 bin eserin bulunduğu özel kütüphane Kültür Bakanlığı'nca da onaylandı. Mardin, bu arşivlerimizi araştırma yapmak isteyenlere, doktora, yüksek lisans tezi yapmak isteyenlere açmış bulunmaktayız. Raflarda hemen hemen her şekle ait kaynaklara ulaşmak mümkün. Öğrenciyim, mesleki ediyorum. Giresun'la ilgili, memleketimle ilgili kitapları görmek için buraya geldim. Her türden eserin bulunduğu kütüphane araştırma yapmak isteyenleri bekliyor. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu arşivler, bu bilgi bankaları sizlerin emrinde. Çok teşekkür ederim. Bütün kayıtlara teşekkür ederim. İsmail Kahraman Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Hem vaktinde bir sonuç yaptılar. Hem de bizi böyle zengin bir kütüphaneyle tanıştırmış oldular. Sağ olsunlar. Tabii şimdi erken ayrılacaklar için işte İsmail Bey'in plaketini vermemiz gerekiyor. Sayın Basit, siz de buraya alalım. Plaketleri ömrünüzü bu arada getirsinler arkadaşlar. Arkadaşlarım ben çok özür diliyorum. Gebze'ye döneceğiz. Akşam seyahat yapmamaya çalışıyorum. Gerçekten tehlikeli akşam gece seyahat yapmak, bir iki tehlike atlattık. Ama yolumuz Gebze'ye düşerse kütüphanemiz, arşivlerimiz, hatta hiç yurt düşmemekte telefonla, bilgiyle de ulaşıp bilabeden her türlü arşive hazırız. Ama buraya kitaplar da bekliyoruz. İsimlerini yazmak kaydıyla kütüphanemize kitaplarımızı da bekleriz, arşivlerimizi de bekleriz efendim. Evet, size plaketinizi takip etmek üzere Sayın Süleyman Masayı sahneye alıyorum. Arkadaşlar araya geçebilir misiniz? İçerik gelişme üzerine bizi bilgilendirecek sorularımız var.
gazetelerini internet ortamına taşıyarak diğer gazetelerle internet ortamından mücadeleye girdiklerini, rekabet ettiklerini yaşıyoruz. Haber 64 olarak biz kurulduğumuz 2006 yılından beri doğru, anlaşılır haber anlayışıyla yayın hayatımızı sürdürüyoruz. Gerek yazılı, gerek görsel, video haber, canlı yayınlar ile bilgiyi anında okuyucuya ulaştırmak için çalışmalarımızı her gün arttırarak devam ediyoruz. İnternet gazeteciliği nedir? Çalışmalarımızı anlatmadan önce internet gazetecilik içerik nedir diye hızlıca bir göz atalım. İnternet gazeteciliği içerik nedir? Geleneksel oranla aktif bir konumda yer alır. İçeriklerin tam zamanlı ve anında yayılması, içeriklerin görsel, video, animasyon gibi olmaklarla zenginleştirilebilmesi, okuyucuların 7/24 kesintisiz şekilde haberlere erişebilmesi, bunda yalnızca haber girmek değil, tabii sunucular da etkili, kullandığımız yazılım da etkili. Yani tekniğine girersek başlı başına bir konu zaten. Bir haberin birden fazla kaynaktan doğrulanması, köprü bağlantılar sayesinde sayfalar arası geçiş imkanı, birbiriyle ilişkili haberlere aynı kategoriden ulaşma imkanı sunulması, bunlar en çarpıcı özellikler olarak göze çarpıyor. İçerik nedir? Türk Dil Kurumu'na göre içerik bir şeyin içinde bulunanların bütün olarak tanımlanıyor. Bu tanımlamayı web sitemize uyguladığımızda projemizde yer alan her şeye içerik deniyor. İçerikler günümüzde etkileşimli bir site projesi için çok önemli görünseler de SEO uyumlu, ıvır zıvır olmayan, sadece verilerden oluşmayan içerikler olmalı. Siteniz için kullanılacak bu tarz içerikler bilgi yönünde güçlü, kullanıcının sitenizde rahatça dolaşabileceği, sitenizi ziyaret edenleri kandırmayan, yani kullanıcı dostu olmaları büyük önem taşıyor. Ivır zıvır olmayan içerik dediğimizde sadece anahtar kelimelerle doldurulmayan, içinde bilgi olan içerikleri kastediyoruz. İnternet dünyasını incelediğimizde bazı içeriklerin anlam bakımından bir şeye benzemediğini, sadece anahtar kelimeler ve anlamsız cümlelerden oluşan içeriklerden dolu olduğunu görüyoruz. Bunlar SEO kurallarına dikkat edilmeden hazırlandığından çöp içerikler olarak karşımıza çıkıyorlar. Haber sitelerinde içerik hazırlama standartları. Klasik medyadan internet medyasına geçerken haberlikte değişmeyen, haberi hazırlarken kullanılan beşen bir kavram ve haber yazma tekniği olarak da test-driving tekniği bu metodudur. Hepimiz biliyoruz kim, nerede, ne zaman, nasıl, neden, için sorularına göre haberin oluşturulması anlamına gelir. Sadece haber diliyle hazırlanan haberler ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, okur tarafından ilk görseler bile Google arama motorlarında büyük bir hayat hızlı yaşanabilir. Muhabirlerin haberlerinde anahtar kelime ve anahtar kelimelerin bulunmaması, haber spotu hazırlanmamışsa, başlıkları başlıklarına H1, H2, H3 yoksa, haberlerde etiket yer almıyorsa, haber yazılırken iç ve dış backlink yapılmamışsa, haber sitesi Google tarafından aşağıya geçecek. Bu nedenle, bu neden maddelerin hepsi SEO uyumlu içeriklerin oluşmasına katkı sağlar. Okur onca haber arasında SEO kurallarıyla hazırlanmış haber sitesinin buna bulamayacağı için haberlere ulaşamaz. Haber sitesine sadece eski dönem gazetecilikte olduğu gibi internet adresini bilen sadık kullanıcılar ulaşabilir. Başarılı bir haber sitesi içerisinde içerik nasıl olmalıdır? Haber sitesinde yer alan editör ve muhabirler haber sitesinin kategorilerine göre haber üretimi için gerekli bilgi ve deneyime sahip olmalıdırlar. Güncel haber ve içeriklere yer verilmeli, haberlerde özgünlük ön planda olmalı, ajanslardan alınan haberler dahi tekrar editörler tarafından yazılmalı, haber
haber sitesi tasarımı mobil uyumlu olmalı, haber reklam dengesine dikkat edilmeli, sosyal medyaya gereken önem verilmeli, SEO kurallarına uyulmalı, haber fotoğrafları etkileşimli olarak kullanılmalı, özel haberlere yer verilmeli. SEO kurallarına uygun bilgi içerikleri yüksek bölgede etkileşim aldığından sitenizde arama yapan herkes büyük fayda sağlayacak. Böylece siteniz arama motorlarında yükselecektir. Ama günümüzde etkileşim ve haberin çok kişi tarafından okunması büyük önem kazandığından sadece okur sadakati haber sitemizi yükseltmeye yetmez. Bunun için yeni okurların kazanılarak takipçileri okurlar arasına eklenmesi de gerekir. Bu konuda kullanıcı dostu haber siteleri gerçekleştiriyor. İçerik uzmanlığı haber siteleri de bu konuda devreye giriyor. Haber sitesinin arama motorunda yükselmesi için içerik uzmanlığı son derece önemlidir. Bu konu. İçerik türleri nelerdir? İçerik türlerini yazılı ve görsel içerik türleri olarak ikiye ayırabiliyoruz. Birbiriyle bağlantılı iki maddenin bir arada kullanılması çok önemli. Yazılı içerik, içerik yukarıda belirttiğimiz gibi haber siteleri için 5M1K kuralına göre SEO'ya dikkat edilerek hazırlanan içeriklerdir. İçerikler çok uzun olmadan anlaşılır bir dille, farklı anlama gelmeyen açık ve net cümleleriyle oluşturulmalıdır. Görsel içerik, görsel içeriği de kendi arasında fotoğraf ve video canlı yayın olarak ikiye ayırabiliyoruz. Fotoğraf, foto haber. İçerik oluşturmanın belki de en önemli enstrümanı görsel materyallerdir. Bunlardan biri de fotoğraf. Okuyucu yaşanan olay ile alakalı durumu görmek ister. Haberi ilk siz verseniz dahi eğer görsel hükman yoksa başka kaynaklara okuyucu yönlenebilir. Fotoğraf temini ve içerik ve fotoğraf eklenmesi oldukça önemli bir maddi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bol fotoğrafın olduğu durumlarda da haberin içine fotoğrafları sıkıştırmak yerine fotogaleri tekniğini kullanıyoruz. Bu da hem okuyucunun haberi rahat okumasını hem de fotoğraflarda tüm ayrıntıları görmesini sağlıyor. Video canlı yayın. Haber alanında içerik oluşturmanın belki de en can alıcı noktası video veya canlı yayınlar. Haberin detayına ne kadar yer verirseniz verin, ne kadar fotoğraf kullanırsanız kullanın, bir okuyucunun gözünde ve hayal dünyasında olayı tam manasıyla canlandırmanız mümkün olmuyor. İşte bu noktada video devreye giriyor ve içeriğin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bir diğer önemli parametre ise canlı yayınlar. Biz Haber 64 olarak bu konuda hatırı sayılır yatırımlar yaptık. Özel bir stüdyo oluşturduk. Reji masası oluşturduk. Bulunduğumuz bölgenin şartlarında ileri düzey bir stüdyo oluşturduk. RTÜK'ten internet yayın TV lisansını alan İlk internet televizyon olma olurunu yaşadık. Televizyonculuk konusunda birçok personel yetiştirdik. Şimdi her olayda anında canlı yayınlara geçme imkanımız mümkün. Canlı yayınları anında yayına vermeden editörlerin konuyla alakalı olarak çok daha çabuk siteye bilgi girmeleri de mümkün. Canlı yayında açtığımız zaman bir arayüzümüz var. O ilk önce bizim editör kumanda masasına geliyor. Kumanda masasındaki arkadaşlar orada yayını detaylı şekilde inceliyor. Canlı yayına girmeden önce veya girmeyecekse ona göre haberini oradan yazıyor. Yani bu bizi şu konuda da rahatlatıyor. Olay yerinde ya da bilgisayarla ya da cep telefonuyla çok çabuk yanlış haber girme imkanını da ortadan kaldırıyor. Bir cümleyi azıcık geriye alarak tekrar izleyip doğru haber verme imkanı da sağlıyor. Olay anında, olay yerinde olduğunuz için kulaktan duyma değil, net olarak bilgilerle beraber kişilere, insanlara doğru bilgi verme imkanımızı sunuyor.
Dolayısıyla işte bu bizim retiklerin lisansımızı aldıktan sonra büyük heyecan içerisinde oluşturduğumuz stüdyomuz. Normalde televizyonculukla hiçbir ilgimiz yok. Televizyonculukla ilgili bir geçmişimiz de yok. Yani böyle bir bilgimiz de yok. 2019 yılında devletimiz, işte herkes eline, bize o zaman aktarlarını söylüyorum tabii ki. Herkes eline kamera alıp oradan buradan yani yapamayacak. Bu işi resmi bir statüye getireceğiz. Müracaat edeceksiniz. İşte lisans alacaksınız. Bir apar topar koştuk tabii. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Limitaj şirketimiz var. Hani şirketten haberimiz yok. apar topar koştuk. İşte gerekli işleri yapmaya çalıştık. Döndük dediler siz. Yani biraz da şey tarihi ediyorum. Yani bize, benim anladım. Ya siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Limitaj şirketinde televizyon mu kurulur? Ne yapalım? Tuttuk limitaj şirketini bir anonim şirkete çevirdik. Ondan sonra dediler ki sen bu anonim şirkette başka bir şey yapamazsın. Yalnızca televizyonculuk yapacaksın. Ne yapacağız? Bizim işimiz var. Tuttuk bir limitaj şirket daha kurduk. Ondan sonra bu anonim şirket, tabii bunlar hep bir süreç. Bu süreç bir sene sürüyor. Bu lisans alma sürecimiz. O anonim şirkette sen 6.112'den başka iş yapamazsın. Ayda hükümet konseri geldi tekrar 6.112'ye. Tabii bir anonim şirket olduk. Ondan sonra işte aylık gelir, beyanname, gelir payı beyannamesi, hiç gelirimiz yok ya, ayıp olmasın. Şu normal sitemizden doğru reklamlarından aldığımız geliri gösterelim de diyor ayıp olmasın, bunlar hiç reklam olmuyor mu demesinler. Yani ona oradan verdik, bir ay iki gün unuttuk. 1800 lira tüm ulusal kanallara yediği gibi cezaya girdik. Yani cezalarımız ulusal kanallarla aynı. Ama varlığımızın hiçbir ilişkisi maalesef yok. Sarı basın kartı müracaatımız İletişim Dairesi Başkanlığı'ndan kabul edilmedi. Biz yayıncı mıyız diye o dönem dedikten kağıt istedik. Evet 6113 sayılı yayıncımızsın dedi. Onu Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'ne getirdik. Yine herhangi bir işlem yapılmadı. Dolayısıyla bugün tamamen net olarak öğrenilmiş oldu ki biz televizyoncu değildik. Biz video ve haberlerle internet sitemizde kullanıp lisans almaya ihtiyacımız yokmuş olduğunu 3 sene sonra anladım dayanısı. Atlayacakları bunlar ibaret. Türkçü lisan ettimse lütfen affola. Yaşadığımız süreci çok kısa imkanı varken burada sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sayın Akıncıoğlu'na ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hem deneyimlerine aktarımda hem de bir içerik üretim süreci aslında. Onları da görmüş olduk beraber. Şimdi Sayın Rıfat Said, yapımcılara izli milletvekilimiz, internet medyasının yasal altyapı ihtiyacı üzerine bizi bilgilendirecekler. Buyursunlar efendim. Estağfurullah. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli hazırım, değerli meslektaşlarım, saygıyla selamlıyorum. Yeni internet medya yasası ihtiyaç mıdır? Daha doğrusu bunun altyapısından gibi ihtiyaçlar var. Onları analiz etmeye çalışacağım. Ancak bu analizi yaparken sabahki oturumda da şimdi bakıyorum, hocam akademik olarak bakıyor. Avukat arkadaşlarımız maddelerle hukuku detaylı olarak anlattılar. Ama olayı biraz da pratik olarak anlatmak lazım. Yani neler yaşanacak? Şimdi işte Tanju Bey bazı bölümden pratiğe döndü. Yani ne anlatırsan anlatın, sarı basın kartını nasıl alacağım? İşte ben basın hakkımdan reklam ilanını nasıl alacağım? Ya da alabilecek miyim? Asıl bunları tabii merak eden arkadaşlarımız var. Ben de merak ediyorum. Bunun dışında tabii bir takım farklı yasalar da var. Biliyorsunuz gazetecilerin fikir beyan etme hürriyeti. Bunlarla ilgili bir takım avantajları nasıl elde edeceğiz? Tabii bunu almadan önce ben her konferansta bahsettiğim gibi çok değerli bir hocam vardı lisede, edebiyat öğretmenimiz. Bir şey yeni olduğu için alınmaz, işe yarar sanılır. Bir şey eski olduğu için atılmaz, işe yaramazsa atılır derdi. Gerçekten de böyle bir yasa hani ihtiyaç var mı? Evet, var. Neden var? Onu bir kere anlatmamız lazım. Çünkü daha yasa çıkar çıkmaz, yasanın esas temelinde olan dezenformasyon olayı hemen daha ilk başta hareket değişti. Muhalefet bu yasanın bir sansür yasası olduğunu yine dezenformasyon yaparak ortaya attı. Evet bir takım yasaklar var
ama Sabahattin Otun'da da bahsedildi. Sınırsız hürriyet diye bir şey yok. Biz eşimle beraber ailemin bu dijital medyanın mağdurları da bir tanesiyiz. Bize de böyle bir saldırı yapıldı ve bunu hala da yapıyorlar. Eskiyi tekrar tekrar gündeme getirerek bunu yapıyorlar. Bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da çok ciddi bir şekilde ithamlarda bulundu. Ve bu konuda da birçok kişi bundan muzdarip olmuştur diye düşünüyorum. Bu yasa bunların düzenlenmesini gerektiriyor ama sabahki oturumda avukat arkadaşımızın da bahsettiği bu yasanın çıkmasında ne kadar pratiklik, mesela bir bir kişi hakkındaki çirkin itham yalan haber nasıl durdurulacak, o kişi nasıl bunu hakkını savunacak ya da bu konuyla ilgili muhataplarını nasıl bulacak, bunları çok hızlı bir şekilde görüşmemiz lazım. Yasa önemli. Yasa evet 1 Ekim'de belki de meclisin açılmasıyla beraber gündemde ama şunu bir kere yani bunu söylerken de ümitlerinizi kaybetmenizi istemiyorum. Yani bütün milletvekilleri, bütün bak herkes bir yasanın çıkmasını beklemiyorlar. Birçok yasa var sırada. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da tabii değerli başkanımız Süleyman Masa çok büyük uğraşlar içinde. Kaç kez kendisiyle de ziyaretlerimiz oldu. Ben bu konuyla ilgili mecliste grup başkan hükümet sayın eski bakanım Mahir Bey'le görüşmemiz olduğunda onun da çok fazla aslında bazı şeylerde eksik olduğunu gördüm. Şöyle eksik yani kanun daha yeni. Birçok eksikleri var. Konuşulması, görüşülmesi gerekiyor. Bizim bu konuda timbir olarak bunlara yardımcı olmamız gerekiyor. Timbir'in de bir diğer önemli görevlerinden bir tanesi bu. Ve timbir özellikle yasa çıktıktan sonraki esas konu bu. 9. ek maddede belirtiliyor. Yönetmeliklerde bazı şeyler var, detaylar. Yani yasa sadece bütün bu sizin istediklerinizi gidermiyor. O yönetmelikler çok önemli. O yönetmeliklerin belirlenmesinde devreye girmek gerekiyor. Mesela işte sarı basın kartı olmak için kaç tane işte çalışanım olacak? Ya da basın ilan kurumundan bu ilanlar bölümleriniz için ne kadar tıklamanız olacak? Bunlar aslında o yönetmelikleri belirtecek. Bence en önemli şey yönetmelikler. Bunları yaparken de Team 1 olarak mutlaka dün de yemekte arkadaşımız bahsetti. Kulis yapmak gerekiyor. İlgili siyasetçilerin ziyaret edilmesi gerekiyor. Rütük'ün ziyaret edilmesi gerekiyor. Fahrettin Altun Bey'in onun yardımcısı arkadaşlarının ziyaret edilmesi anlatılması gerekiyor. Yani burada yönetmeliklerde ne istiyoruz? Bizim istediğimiz konuda bizi tatmin edecek ya da basınımızı hakikaten sıkan, sıkıntıya sokan şeylerin ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Yoksa yasa kendi başına bir fiil çözüm getirmeyebilir. Eski yasada da zaten bir takım eksikler vardı. Bu yasada bir takım düzenlemeler mutlaka yapılması gerekiyor. Bunu yaparken de mutlaka meslek grupları ki bunların bir tane Team 1 bunun istişareleri bulması ama etkin bir şekilde bu ziyaretlerin yapılması gerekiyor. İnternet çok önemli. Biz 5 yıl önce yeni bir yere taşındığımızda onun ne kadar önemli olduğunu bizzat gördüm. Her şey hazırdı, alt yapı tamamdı ama bir şey eksikti, o ülkece de internet yoktu. 3 ay boyunca internetin olmadığını ve bu internet olmadığı için çocuklardan nasıl azar işittiğimi, yakındılar nasıl azar işittiğimi ve işini nasıl yapamadığını gördüm. İnternet hakikaten olmayınca fark ediyorsunuz, çok önemli. Hayatımızın içine kadar girmiş, her tarafta kullanılan, çocuktan büyüğe kadar herkesin kullandığı bir teknoloji. Bu bakımdan iyi ama bir taraftan da tabii riskli. Ateşe benziyorum ben interneti. Ateş gerekli, yemek yaparken, yemeğinizi ısıtırken gerekiyor, ısırırken üşümemenizi sağlıyor, aydınlatıyor sizi. Ama eğer ateşi kontrol edemezseniz yangın çıkartabiliyor, felaketlere neden oluyor. O yüzden de o ateşin yani internetin iyi kullanılması, denetlenmesi ama denetlemek derken de sansürden bahsetmiyorum. Kontrolü bir şekilde kişisel haklarında kullanarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan da bu yeni çıkan yasa bunu giderecek diye düşünüyorum inşallah. Çünkü hala tam bazı belirtisizler var. Bunları konuşacağız. Bu yasayla birlikte tabii bir takım yanlışlar, dezenformasyonlar, yalan haberler, iftiralar bunların engellenmesi, cezalandırılması önemli. Bu birinci aşama. Onun dışında da yine dijital internet medyasındaki arkadaşların basından kurumundan ilan alabilmeleri önemli. Bu ikinci aşama. Yine internet medyasını kullananlar işte Cumhuriyet Başkanı'nda bahsetti. Sarı basın kartı almaları. Bu tabunlar daha net değil. Bunların konuşulması lazım. Bunları detaylı etmek lazım. Nasıl alacaklar? Kaç tane alacaklar? Ha bu arada Team 1'in de bu konuda çok önemli bir yetkisi olacağını düşünüyorum. Mesela yasayı bilmiyorum.
okudunuz mu, detayına baktınız mı ama dün ben gece 2-3 akrabiye verdim incelemesi. Orada bazı birlikleri basın komisyonunda yer almasından bahsediyor. Mesela Timbir'de bu komisyonlar içinde yer alması lazım. Mutlaka yer alması lazım. Bunun için polis yapmamız gerekiyor Sayın Başkanım. Bunun dışında da bu yönetmelikler belirlerken de bizim o maddeleri mutlaka istişarelerde sunmamız gerekiyor. Bundan sonra da inşallah bu yasayla birlikte tabii her şey mükemmel olmayacak ama en yakın zamanda bazıları rahatlayacak diye düşünüyorum. Bu yasanın bir diğer şeyi de Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal, yabancı sosyal medyaların Türkiye'de temsilcilik açması gerektiği şart koşuldu. Ve bu temsilcilerin Türk vatandaşı olması gerektiği, Türkiye'de ikamet etmesi gerektiğini anlıyoruz. Yine bu da Türkiye'de bir şube açmaları gerekiyor. Ben yine geçenlerde bir Facebook'ta yaşamış olduğum sıkıntıda maalesef muhatap olamadım. Muhatapları yok ve bizi muhatap almıyorlar. Eğer bizi muhatap almıyorlarsa o zaman Türkiye'de olmaları gerekiyor. Yani Facebook ya da Twitter ya da Instagram Türkiye'de çalışacaksa, faaliyette bulunacaksa mutlaka Türkiye'de bir temsilcileri olması lazım. Muhataplarımız olması lazım. Yine aynı şekilde bu yasa içerisinde internete giren kişilerin bilinen kişiler olması lazım. Kişiler kimlikleri saklıyorlar ve kimle muhatap olduğunuzu bilemiyorsunuz. Dolayısıyla da muhatap olduğunuz kişilerin dolayısıyla ona dava da açamıyorsunuz. Bu yasayla birlikte bu da mutlaka belirlenecektir diye düşünüyorum. Tabii bu yasanın faydaları da var ama diğer taraftan eğer tabii bu da siyasi, ben de bir siyasetçi olarak bunu söyleyebilirim. Hiçbir şey emin usulü çıkılması lazım. Yani basın üyeliği çok önemli. Hem yasaklardan başlıyoruz ama şunu da belirtmemiz lazım. Sabahleyin o da bahsetti. Önce iyiyle kendimize bakmamız gerekiyor. Yalan haber, iftira haberlerin dışında bir de abartılı haberler de var. Yani bunlar da gündeme gelmesi lazım. Nedir onlar? İşte olduğundan fazla bazı şeyleri abartmak, büyütmek. Bundan dolayı da artık bakın, bunu samimiyetle söylüyorum, birçok televizyon izlenmiyor. Yani ya da gazete okunmuyor. Çünkü gerçekten abartılı haber. Belki bir taraf içinde abartılı hissediyorsunuz, biliyorsunuz. Bu kendi tarafınız olsa bile izlemiyorsunuz. Halbuki insanlar objektif bir şeyleri izlemek istiyorlar. Ben bir meslektaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Mutlaka tabii ki kimsenin kişisel şeyini bozmadan ama objektif olarak doğruları yazmak, bir takım şeyleri de belirtmek gerekiyor. Yorumu seyirciye bırakın, yorumu izleyiciye bırakın. Çünkü eğer siz yorumu da yaparsanız o zaman gazeteyi kalmıyor, siz dikkat etmiş oluyorsunuz. Burada da bunu da belirtilmesi lazım yasa içerisinde. Yalan haberin yanında da abartılı haberlerin de olması gerekiyor. O haberin ne yok diye hayal verilmesi ve yorumu da seyirciye bırakmak, izleyiciye bırakmak gerekiyor. Bu çok önemli. Diğer taraftan da tabii bu da önemli konuların bir tanesi. Hep yazılı medyadan bahsediyoruz. Ve basın kanunumuzu yazılı medya üzerinde kurulu. Ama görülüyor ki internet medyası artık yazılı medyaya geçti. Bugün bir gün sonra çıkacak olan gazeteyi okuyacağına hemen o anda internetten haberi görebiliyor. Biz mecliste bir takım yasaları konuşurken ben eve geldim baba, bana çocuklar diyorlar ki baba şu maddeyi konuşuyorsunuz. Benden önce internette öğrenmiş şeyi konuşacağım, ben bile bilmiyorum. Onları internetten görebiliyorlar, takip edebiliyorlar. Dolayısıyla da internet haberciliği, yazılı medya haberciliği geçti. Ve şunu söylememiz lazım. Bu geçiş artık yavaş yavaş yazılı medyayı kalıp hale getirebilir. Yani bugünkü mevcut basın yasasının yazılı medya üzerinde kurulması, yazılı medyanın da dijitale altına kalmasından dolayı kalıp hale getirebilir. Mutlaka acil şekilde değiştirilmesi lazım. Yani dijital medyanın, internet medyasının bu medya yasa içerisinde ayrıntılarla yer alması gerekiyor. Zira artık gerçekten de yazılı medya üzülerek çalışıyor. Ben de bir gazete sahibiyim. Gazetede olmasını istiyorum. Aslında bazı yerlerde de gazetede olması için de açıklamalarda bulunuyorum. Çünkü hani o matbaa boksunu hissetmemiz, duymamız gerekiyor. Ya da işte ne bileyim arşiv olarak o gazetenin olması gerekiyor. Ya da en kötü ihtimalle matbaadaki çalışanların da eksik kalmaması için yazılı medyanın olması gerekiyor. Ama bir bakıyorsunuz abi Star gazetesi artık tamamen dijitale döndü. Ya da işte Amerika'da bir gazetenin yine tamamen internet döndüğünü görüyorsunuz. Artık yavaş yavaş yazılı medya bitiyor ve internet medyası yerini alıyor. Bunu da kabul etmemiz lazım, buna hazırlık olmamız lazım. Bu hazırlığı yaparken de yasalarımız da mı hazırlık olması lazım. Yoksa tabii kurumun işareti düşünür ve hiçbir işe yaramaz. Burada tabii bu
konferansın çalıştığı düzenleyen başta Rütük olmak üzere Timbir'e ve bütün bu değerli arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Konferansın toplantıma izah edişim olmasını direkt teşekkür ediyorum. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Sayın Rütük Başkan Vekilimize, Sayın Timbir ve İMEF ve mensubu olduğum Birlik Haber Ajansı, kurucusu olduğum Birlik Haber Ajansı'na teşekkür ediyorum bizi burada buluşturduğu için. Öncelikle tabii ki kısaca kendimden bahsedeyim. İsmail Karakaş, İngiltere'de yaklaşık 10 yıldan fazla
aslında bir yerleşik olarak basın mensubu olarak görev yapıyorum. Kendi gazetem var, Turkish Press gazetesi. Son zamanda İstanbul Medya Grup Başkanı Adil Bey'le de bir İngilizce televizyon kanalı kurduk. Rütük, tabii ki eğer Rütük'te de yine görüşeceğiz bu konuyu Rütük yöneticileriyle. O alanda yapmamız gereken, üzerimize düşen bir şey varsa gerekli başvurularımızı yapacağız. Yalnız bütün bir benzeri olan İngiltere Ofcom var. Ofcom'da da süreç halindeyiz. Yasal şirketimizi kurduk. İngilizce yayınlarımız yakında başlayacak. Öncelikle Turkish Press gazetesiyle ilgili ben bu sunumu yapmadan önce, bu konuşmayı yapmadan önce İngiltere'deki Türk medyası nerede diye 10 tane akıl insana, yani bilgisine, tecrübesine güvendim, 10 kişiye sordum. Mini bir anket yaptım. Bu ankette de maalesef hiç güzel şeyler duymadım, duymak istediklerini duymadım. Aslında bildiğim şeyleri onlardan duymuş oldum. Bunların içerisinde Türk medyasının İngiltere'de yerleşik Türk medyası var mı yok mu sorusu çıktı ortaya. İngiltere gibi dünya medyasının, yani dünya medya anlamında büyük kazanımlar sunan bir televizyon yayınında yapıldığı bir ülke olan İngiltere'de Türk medyası var ama yok şeklinde bir cevap çıktı. Halkı yönetiminin iyi yapıldığı bir ülke, İngiliz medyasında İngiliz medya ekomanyası var. Bunu açık açık söylüyorum, daha fazlasını söylemek isterdim ama şimdi bunu söylemek istiyorum. İngiliz hegemonyası ne demek? Yani devlet değil ama medya hegemonyası var, medya baskısı var. Türk medyası orada azınlık ve daha da azınlık durumda kalıyor. Yine İngiltere'de Türkiye algısına olumlu katkılar olabilecek her iki ülkenin arasındaki medyada köprü kurabilecek, misyon üstlenmesi gereken Türk medyasının bazı maddi yetersizlikler ve insan kaynakları bakımından da yine yetersiz kaldığını gözlemledik. Bir yandan da yine İngiliz medyasının baskın taraflarında biz arada kalıyoruz. Ve Londra dışında da yine Türk medyası yok maalesef. Yine Londra'da varız, az da olsa internet medyacılığı bakımından varız ama Londra'nın diğer bölgelerinde, önemli şehirlerde, işte Edinburgh gibi, diğer İrlanda gibi diğer yerlerde yokuz, hemen hemen yokuz. Bu da yine az önce söylediğim gibi ekonomik ve insan kaynağı bakımından yetersiz olduğumuzdan kaynaklanıyor. Bir de günümüzde teknolojik gelişimiyle online yayın yapabilecek etki alanlarla ses getirecek haber içerikleri üretemiyoruz İngiltere'de. Ben bunu İngiltere özelinde söylüyorum. Siz belki bunu Türkiye özelinde veya diğer ülkeler özelinde algılayabilirsiniz. Ve Türkiye'de yabancı basın yayın organlarının veya yabancı basındaki diğer çıkan haberlerin, analiz, araştırmaların konularda gündeme damgasını vurduklarını görüyoruz. Yani yabancı menşeli basın Türkiye'de çok rahatlıkla gündeme istediği gibi oynayabiliyor, istediği gibi etki edebiliyor. Eğer İngiliz basını da Türkiye aleyhinde bir şey yapacaksa yine kendi uzantılarıyla bunu dinlendiriyor ve İngiliz basında olay oluyor. Bununla ilgili de kısa örnekler veriyor olacağım birazdan. Bir diğer konuda medya lokal olarak kaldık biz orada. Yani bakıyoruz, varız. Ben yerleşik olarak Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı'nın basın kartı bir gazeteciyim orada. Benim dışında ikinci basın kartı olan gazeteci yok ama hani onun dışında diğer arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bakıyoruz, lokal kaldığımızı söylüyoruz. Yani neden lokal kaldığımızı az önce söylediğim gibi nedenleri belli zaten. Örneğin Türk toplumunda Türkiye'nin çıkarlarına ters düşen siyaset ve grupların haberleri manşetten verilebiliyor bazen. Yani oradaki gazeteci arkadaşlar bir bakıyorsun ana manşette UKIP diye bir parti var orada, ırkçı bir parti. Bu partinin söylemlerini haber olarak haberine taşıyor. Yani sorduğumuzda ona da yer vermemiz gerekiyor. Bir söylemle karşılaşıyoruz. Bu da tabii düşündürücü. Yine İngiltere'de İngiliz medyasının İngiliz kamuoyuna sunduğu haber, yorum, analizler sanki tek merkezden yapılıyor. Yani İngiliz basınında hiçbir şekilde günlerce bir haberi sıkılıp sıkılıp yayınlandığını göremezsiniz. Bir trafik kazası olur, çok kısa geçilir. Veya ülkede sansasyonel olacak olan olayları tek kalemde geçerler. Yine Türkiye'de ki gibi karşılaştırdığımızda hani ülke çıkarları olduğunda o ülkenin muhalefeti devlet, yani hükümetle ters düşse bile ülkenin çıkarları ters düşecek yayınlara asla izin vermezler, yer vermezler. İngiltere Türk medyasının kurumsal bir yapıya kavuşturulması da yaptığı haberlerin etkinliğine ve araştırma haberciliğine bağlı. Yani araştırmacı habercilik hemen hemen Londra'da, İngiltere'de Türk medyasında yok. Büyük televizyon kanallarının temsilcileri var ama onlar da orada bir araştırma, analiz yapacak kafasında değiller. Maalesef üzülerek bunu da görüyoruz. Maddi olanaklar bakımından yetersiz olan İngiltere'deki yerleşik Türk medyasının can sıfırı şu an internet gazeteciliğidir. İnternet gazeteciliğiyle yürüyoruz İngiltere'de işler.
affedersiniz, hava değişiminden biraz da böyle bir rahatsızlık var. Yine İngiltere'de editörden editöre dediğimiz, yani yabancı basında Türkiye aleyhine çıkan bir makale, yazı, haber, olumsuz, yanlış, yalan habere cevap niteliğinde cevap verecek bilgi, beceri, birikime sahip olan bir meslektaşımız maalesef yok. Zaman zaman bizler işte çıkan haberlere karşı cevaplar yazıyoruz ama bunlar da yeterli kalmıyor. Yine bir haberin doğru kaynaktan aktarılmasını sağlamak için de olağanüstü çaba sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü algı yönetimi merkezindesiniz ve orada çıkan bir haberin doğruluğunu veya yanlışlığını sizin karşı tezlerle, karşı haberle sunmanız gerekiyor. Pandemi döneminde mesela aşı haberleri, işte pandemi haberleri gibi haberler için mesela 3 kere ben Oxford'a gittim aşıyı yerine getirmek için. Hani bunu kendi çabalarımla yaptım. Ancak bu haberlerin benim bölgemdeki yerel Türk basında yer bulmadı. Uluslararası basında ve Türkiye'de hatta birçok haber ajansı kullandı bu haberleri ama bizim lokal haber anlayışıyla hani rekabetçilikten kaynaklı hiç bir haber değeri olmadı. Oradaki İngiltere'deki Türk basınından bahsediyorum. Yine Brisbane kentinde bir Türk vatandaşımızın bir olayı olmuş. Ondan da örnek vererek nasıl bir boyutta olduğunu göreceksiniz oradaki durumu. Mesut Olgun nezarete atılmıştı orada bir Türk vatandaşı. Bize haber geldi, biz gittik ve nezarette intihar ettiği söylendi. Kendisi yoğun bakımda izin alarak dedi, tabii gazeteci kimliği kullanarak. İçeri girdiğinde büyük dikişler vardı kafasında ve fotoğrafladım bunu. Ajanslara geçtim, haberi de yaptım. Orada İngiliz polisi olayı örtbas etmek için bir tane Pakistanlı hoca getirmiş, fişini çekecek ve ölme terk edecek. Biz de kendi hocamızı aradık ve konuşturduk. Bunun İslam olmadığını, İslam usulüne uygun olmadığını söyledik. Biraz beklettik. 2-3 saat sonra maalesef fişi çekildi ve Mesut Olgun'un da yakınları da geldi, oraya, akrabaları geldi. Anne babası Türkiye'de. Çocuk orada vefat etti. İntihar söylendi. BBC'de çıkan haberde, aynen benim haberimde, polis köpeğinin sağlık durumu iyiye gidiyor. Bizim ölen Türk vatandaşımızdan hiçbir şekilde değinilmedi orada. Şimdi biz bunu haber yaptık, habere geçtik. Hatta burada bir kitap konusu oldu, kitaba girdi. Bu haberimiz gazeteci anılar kitabına girdi. Şimdi burada BBC'nin, devlet kanalının olaya yaklaşımına bakın. Bizim Türk medyasının olaya duyarsızlığına bakın. Yani bu şekilde böyle polis şiddeti, örtbas edildi. Daha sonrasında Celal'de Türkiye'ye geldi ve biz burada Trabzon savcılığında tekrar otopsi yaptırdığımızda, yani yapılmasını istediğimizde olayın darp olduğu ortaya çıktı. Yani polis, tamam polis öldürdüğü ortaya çıktı. Bunun gibi olaylar var. Biz bunları haber yaptığımızda ya bize hani üstü örtülü bazı şeyler geliyor veya diğer taraftan diğer Türk medyası da diğer İngiliz basını buna duyarsız kalıyor. Bu da bizim üzerine gitmemiz gereken cesaretle gereken konulardan bir tanesidir. Yine Türk medyasının aksine dedik İngiliz medyası tek ağızdan hareket eder. İngiltere'de Rütü'nün karşılığı olan İngiltere İletişim Ofisi var. Office of Communication, bu da Ofcom olarak anılıyor. Yani bizim Rütü'nün karşılığıdır. 2002 yılında kuruldu. Yasa İngiltere'de kurulmuş olan iletişimde her alanda hitap ediyor ve 2003 yılında iletişim yasası çerçevesinde düzenlenmekte Ofcom'un bilinen kısa adıyla Ofcom olarak biliniyor ve herkes bunu Ofcom olarak biliyor. Radyolar, internet mecraları buraya bağlıdır ve burada aynı zamanda bu Ofcom kendine yakın, yani kendi hegemonyasına aldığı kişilere destek veriyor ve müthiş bir otosansör, otokontrol vardı. Bunu hissettirmezler ama uygularlar. Yine Türk medyası İngiltere'de bu kurumun dışında da hiçbir yerden destek alamıyor. Maalesef Türkiye'den de alamıyor. Maddi ve manevi destek alamıyor. Çünkü yurt dışı yerleşim basın olarak geçtiği için ve ne yazık ki destek almadan da birlikte hareket etmediği için de İngiltere Türk medyası ayakta kalamıyor. Var olma zorluğu içerisinde. Yine her şeyden önce Türk medyasının her şartta birlik ve beraberlik olması gerektiğini düşünüyorum. Ve umudumuz var, bizler orada mücadele ediyoruz, bizim gibi birkaç arkadaşımız da mücadele ediyor. Söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Eğer soru ve cevap olacaksa, izniniz olursa da cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Ofcom okulmuşla ilgili bir hata mı olacak? 2002'de özel yasayla kuruldu, 2003 yılında da... Yok, daha eski. Daha eski. Niye daha eski söyleyeyim ben sana? Ben 2000 yılında Rütük üyesiyim. Rütük üyesi olduğu dönemde biz Ofcom kararlarına sık atıflar bulunurduk kararlarken. Çünkü Ofcom daha evvel var. Yani belki orada bir yasal değişiklik... O zaman düzenleme ilgili olarak belki bir çerçeve...
arkadaşlar geliştirilmiş olabilir. Şimdi hatta bir hatıramı anlatayım hızlıca. Yenikli arkadaşlar, Rütük üyesi olduk. Olduğumuz günlerde bir haber, şikayetlerle karşılaştık. Biraz evvel dedim ya, hani Rütük hattı var, oraya gelen yoğun bir şikayet. Erik Model Ruh diye bir güzellik yarışması ama yüzlerce şikayet verilmiş böyle. Ben de bunları eski şimdiki bir elektronik ortamda gelmiyorum. Sabah işler derken de masamıza bırakıyor uzmanlar, hazırlıyorlar bütün şikayetleri. Ben de o şikayetlere baktım, bu neymiş dedim, hemen getirdik. Baktık, hakikaten dehşet verici. 13, 14 yaşında, 15 yaşında, 16, 17 yaşında değişik yaşlılıklarında ama sonuçta bizim mevzuatımıza göre, kanunlarımıza göre çocuk olan mevzuatlar çıkartılmış oraya yarışmaya. Onların nedenleri sevgilidir. Bu kuşkusuz bir suç. Fakat arkadaşlar bir türlü cesaret edemiyorlar, ceza vermeye 5 yıldır bu yapıyor. İlk defa aklınıza geldi derler diyorlar. Ben ısrar ediyorum buna ceza verelim diye. Neyse, sonrasında aklıma GOFCOM'un notifikasyonu geldi. GOFCOM'un notifikasyonu hemen indirdik, baktık. Ondan sonra orada şöyle bir düzenleme var bakın. Yani son derece muhafazakardır orada değerler bizim. Sivilce maddedeki şeyler var ya, ilkeler. O ilkelerin kat be kat daha sertti, orada var. Orada diyor ki, sadece ebeveynin çocuklarla ilgili izin vermesi yetmez, onunla ilgili röportaj yapılmasının aynı zamanda oradaki eğitim kurumunun pedagojik uzmanlarının da izin vermesi gerekiyor. Mutlak surette. Çünkü çocuğun gelişimi normal bir röportaj bile etkiliyor. Biz ise çocuğu çıkarıyoruz, bir seyirlik şey yani meta haline dönüştürüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çocuk 13 yaşında, 14 yaşında. Annesi izin verdi. Nasıl izin verir annesi? Annesinin, babasının, annesinin, ebeveynin tasarruf hakkı var mıdır çocuk üzerinde? Mümkün müdür çocuk meta mıdır? Yakalaştırabilir misiniz? 18 yaşında değil. Neyse yapar. Neyse tabii zoraki 5 oyu bulduk ve cezayı verdik. Star televizyonuydu o zaman bunu yapan. Bir gün kapatma cezası verdik. O zaman televizyon kapatma cezası vardı. Ertesi yıl aynı yarışmayı Reha Muhtar yaptı. Show'da. Bu sefer, birinci ATV'deydi ilk ceza verdim, Star'daydı, özür dilerim. İkinci show'da Reha Muhtar yaptı arkadaşlar. Reha Muhtar'a da 2 gün ceza verdik. Fakat akşam grubu da onların elindeydi o zaman, akşam gazetesi. Akşam gazetesinde bir gün sonra manşetteydi, başta ben olmak üzere, Taliban kafalılar diye bir haber. Niye Taliban kafalıyız? Atatürk Kerivan ailesi Dünya Güzellik Yarışması'na göndermiş, seçilmiş Dünya Güzellik Yarışması'nda. Sonra Atatürk ona Ece soyadını vermiş. Biz Atatürk'ün, efendime söyleyeyim, mirasına nasıl ihanet edermişiz? Hepimiz hafif. Yani nereden nasıl bağlantı kuruyorsunuz da bizi niye Taliban yapıyorsunuz? Böyle hakikaten büyük bir baskı içerisinde çalışıyorduk. Rütük üyeliğim döneminde tam 38 dava kazandım ve diye başladı davaları. Çoğu da defter, kitap, kırtasiye yardım olarak işte arkadaşlar bilir. Rütük önüne çektirdim, dağıtırdım. Onları aldırırdım dersine. Böyle bayağı bir şey. Rütük odasları çok severdi beni. Gelen paralar onlara dağıtılırdı o dönemde de. Ne gelirse artık onlara aşık olarak giderdi. Kıymetli arkadaşlar, tabii onun için hepimize düşen sorumluluklar, sorumluluklarımız var, sorumluluklar, ticari kaygılarımızın, profesyonel düşüncelerimizin de ötesinde evlatlarımızla ilgili, kendimizle ilgili, geleceğimizle ilgilidir. Nasıl bir toplumda yaşamak istiyorsak aslında onu şekillendirecek olan da bizleriz. Bazen böyle kazancın cazibesini kabulüyoruz ama sonuçta mahvettiğimiz nedir? Kendi geleceğimizdir. Bu arada bakın, ilk defa bir kadın örgütlerine o zaman teşekkür ettim. İyi ki var bu kadın örgütlenmeleri var ya, onların hepsi arkamızda durdular. Onlar arkamızda durduğu için o günün şartlarında yargıda etkilendi. Çünkü yargıda bu sefer bütün verdiği kararları hemen ya işte bunlar da işte böyle çok tutucu davranıyorlar, bu kadar tutucu da olmadı falan diye. Halbuki burada bir değer savunuyorsunuz. Değeriniz yoksa hiçbir şeyimiz yok. Toplumsal yapınız biliyor. Sonrasında İngiliz yayın kurullarının, yapılarının hangi kurallar üzerinden hareket ettiği üzerinde o zaman bir çalıştık. Genç arkadaşlarım mesela o zaman çok bu konulara yoğunlaştırdım. Hatta TRT Genel Müdürümüzle o zaman dedim ki alıp BBC'nin yapılarını kendimize ilkeler geliştirin. Ona göre de hareket edin. Kimse de size bir şey diyemez. Yani şimdi BBC yapıyorsa bir takım denetimlere siz niye yapmıyorsunuz? Yapacaksınız kuşkusuz. Benim kanaatimce bakın çok açık bir netlik olarak
İsrail politikasyonu herhalde dünyadaki en muhafazakar yayın politikasyonudur. Bizim seçim cemette yani onun yanında çok liberal kalır, çok özgürlükçü kalır. Bunun da böyle vesileyle altını çizmek isterim. Evet, bütün konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Konuşmalar tamamlandı. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlara sorularınız varsa isterseniz ayakta kalmak ama iyi olacak açmadan isterseniz yazılı bir şekilde sorularınızı yönetmesini sevinirim. Kuşkus hepinizin bilgisi var, burada aktaracaklar var ama vakit sınırlı. O vakit sınırlarından dolayı sadece soru olursa alacağız. Katkı değil de. Evet, sorular. Gördüğüm kadarıyla yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Oturumu kapatıyorum. Sağ olun efendim. Çok çok teşekkür edelim. Başlangıcını ben yapamadım ama finalini ben gerçekleştireceğim. Bir plaket takdimimiz olacak. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Zakir Avşar. İkinci gününün de sonuna geldik. Bir aile fotoğrafı çektireceğiz hep birlikte. Bütün katılımcı meslektaşlarımı da kürsüye davet etmek istiyorum fotoğraf seremonisi için.